Sayın Adnan Oktar Beyefendi, şu an sizi izlemekteyim. İnanın ayağa kalktım, sizi alkışlıyorum. Ağzınıza, dilinize sağlık. Yobazlığın ve gericiliğin tasviri bu kadar güzel yapılabilir. Bunlara karşı içimdeki birikmiş olan nefreti sayenizde biraz hafiflettim. Tekrar teşekkür ederim size. Ben 59 yaşında Cumhuriyet kadınıyım. Eski bir bankacıyım. Dinimi de en güzel ve en düzgün, en çağdaş ve güvenilir bir biçimde yaşamaya çalışıyorum. Sevgi ve saygılarımla, biz de sevgilerimizi Sevgi Hanım'la iletiyoruz. Gönlü çok rahat olsun. Ne kadar it kopuk yobaz takımı varsa, gerici güruhat varsa, insanlık düşmanı, sevgi düşmanı, pislikler varsa, bu kokuşmuş mahlukları Allah'ın izniyle etkisiz hale getireceğiz. İnşallah. Ve bunlar tarihe karışacak. Hatta var hadiste, o kokusu diyor, etrafa yayılır diyor. Yani bunlar manevi ceset haline gelecekler. Manevi ceset. Bunların pis kokusunun etrafa yayılacağı var, daha hadislerde var. Tabii. Yani Mehdi bunlarla mücadele ediyor. Aslında bunları manen öldürüyor. Onlar gerçek öldürme olarak almışlar. Ve bunların diyor leşlerinin kokusundan insanlar rahatsız olur diyor, yayılır diyor. Bir manevi yağmur iner diyor. Bir yağmur iner ve bu pislik kalkar ortadan diyor. İşte o yağmur Mehdi'nin rahmet yağmurudur. Mehdi vesilesiyle inen. Allah onu Mehdi vesile diyor, rahmetini. Mehdi vesilesiyle dünyaya aktarıyor. O rahmet yağmuruyla bu pis kokuşmuşların pis kokusu ortadan kalkacak. İnşallah. İnşallah.